Merhaba hanımlar. Deniz'in İlişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere düğmeden çiçek modeli yapacağım. Düğmelerden çiçek modeli. Bu düğmeleri daha önce kullanmadığım ceket, etek, gömlek onlardan kesmiştim. Bazen bu tür gömleklerden çıkardım. Bu gömlekleri topluyorum. Onları değişik yerlerde kullanıyorum. Gerekirse yeni ceketlere dikiyorum. Bunlardan şimdi bu şekilde çiçekler yapacağım size arkadaşlar. Bunları daha çok bebek yeleklerinde falan kullanabiliyoruz. Patiklerde süs olarak kullanabiliriz. Kırlent yapabiliriz. Çok amaçlı kullanılıyor. Çok da hoş. Şimdi bir tane yapacağım arkadaşlar. Eğer düğmeleriniz küçükse etraftaki zincirleri ona göre çekin. Şimdi benim bu düğmem büyük. 10 numaralı tığ da ona göre yapacağım arkadaşlar. Tığın şu delikten geçmesi yeterli. Şimdi bunları böyle alayım kenara. Renk renk, boy boy. Kullandığınız yere göre düşündüğü yapacağınız hırka, yelek, kırlentlere göre değerlendirebilirsiniz. Bunu buraya sabitliyorum. Şimdi bu alanı ben 10 tane zincir çekerek gideceğim. 4'e böleceğim. 4 delik olduğu için. 10 tane zincir buna yeterli geliyor. Daha önce denedim. Şimdi bir tanesini birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çekiyorum. Üstüne almadan ikincisini. Buraya sabitliyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bir tane daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yani bunun çevresini 4 tane 10 zincirli tamamlanıyor. Hayır, bunu buraya sabitleyebilirim. Eğer siz küçüğe yaparsanız zincir sayısını ona göre yapın arkadaşlar. Kendiniz değerlendirin. Bunda 6 tane olur, diğerinde 10 olur. Bu alanı 4'e böleceksiniz. Yani bu zincirler de çok sıkı olmasın, çok gevşek de olmasın. Şimdi şuraya bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Şimdi 1, 2, 3. Burayı alabildiğine dolduracağım arkadaşlar. Kaç tane sığarsa. Trabzanlarımı buraya dolduruyorum. Bir, iki,
3. 1, 2, 3. Tığım 10 numara arkadaşlar. İpim patik ipi. Lif ipini de kullanabilirsiniz. Veya başka elinizde mevcut ipleriniz varsa hepsinden olabiliyor. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 tane yeterli. Tekrar buraya gelince şuraya bir sık iğne yapıyorum. Ve yana geçiyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Sık iğne ile beraber 10 tane oluyor. Deneyin arkadaşlar. Hepiniz yapabilirsiniz bunu. Evdeki düğmeleri hepimiz değerlendirelim. Evdeki düğmeleri atmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bu düğme büyük olduğu için biraz böyle yayvan olacak. Şimdi doldurarak bitirdim arkadaşlar ben bu düğmemi morla. 9 tane doldurup bir tane de sık iğne yaparak 10 tane 10 tane doldurdum. Şöyle göstereyim. İsterseniz böyle oyasız yapın ya da isterseniz kenarına şöyle oyada dönebilirsiniz ikinci bir rengi. Ben şimdi bunları yaptım. İkinci bu sade. Şimdi bunun da oyasını yapacağım etrafına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi patiklerde kullanabilirim. Ama değişik amaçlarla kullanabiliriz. Veya patiğimizin şu yan tarafına koyabiliriz. Hırkalarda, yeleklerde kullanabiliriz arkadaşlar. Düğme çiçeğimizi. Şimdi ikinci bir rengimi yapıyorum. Oyalı olsun istiyorsanız. Şöyle sık iğne yaparak dönüyorum. Buraya geldiğimizde tam şuradan giriyorum arkadaşlar. Bakın buraya gelince
Şimdi buraya geldiğimde şu iki ipin arasından giriyorum. Bu örnek olarak gösterdiğim ikinci ipim biraz kalın geldiği için arkadaşlar zor çıkıyor, çekiyorum. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi düğmelerimizi bu şekilde değerlendirebiliriz. Şunu buradan alayım. Bunların ikisi büyük. Şunları toplayalım. Evet arkadaşlar, videomu izledikten sonra abone olursanız, beğenirseniz, sayfanızda paylaşırsanız çok memnun olurum. Yorum yazabilirsiniz. Hep birlikte örgülerimize devam edelim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.